Selamünaleyküm. Arkadaşlar, abiler. Herkese hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar abiler, kaplama bozkilli takkala büyük erkeğimiz, dede erkeğimiz dün baya baya bir rahatsızdı. Bugün ilaçların biraz etkisiyle kendine gelmiş, biraz keyfi yerinde. Dün düşünüyordu, hiç yememek bile istemiyordu. Bugün keyfi biraz yerine gelmiş çok şükür. Şöyle mirolarımızı da açalım, onlar da gelsin. Mirolarımızın altına çekmiş olduğumuz yumurtalar yine çıktı bir takım. Böyle bir tüye girme bir şekli ilk defa. Tüyden böyle çok çabuk çıkarabilmek için bugün güzel bir özel bir yem karıştırdım arkadaşlar. Şöyle onu göstereyim. Özellikle tüydeki zayıf düşmüş hayvanlar için burçak, yulaf, zaten aspirle yeşil bezelyeyi de karıştırıyordum ama burçak ve yulafı özel aldım kuşlara. Tüydeki kuşlara yardımcı olması için. Yulaf güvercinlerde özellikle kanatlılarda yağlanmaya çok iyi yarıyor. O yüzden zayıf düştükleri için, tüy zamanında da biraz kilo almaları için tüye yardımcı olsun diye yulaf ve burçak aldık arkadaşlar. İnşallah faydalı gelecek. Çünkü bütün emeklerimizi, bütün kozlarımızı sezon sonuna bıraktık ama sezon sonuna bıraktığımız kuşlar da bu ikinci tüye girmeleri nedeniyle bizi baya baya bir sıkıntıya soktu. Özellikle bozlardan çok ümitliydim. Şu iki tane ekeleştirdiğimiz bozdan. Onlar da çok felaket tüye girmişler. Şöyle diğer kümesimizi de açalım ya, oradaki yavrularımız da gelsin, hepsi bir anda geçmiş olsunlar. Hepsi bir anda gezmiş olsunlar. Beyaz yavrumuz çok güzel başladı arkadaşlar ama uçurmuyoruz bir haftadır. Özür dilerim, 3 gündür uçurmuyorum. Çok yoğun tüyde. Thank you.
Arkadaşlar çok yakın bir zamanda gerçek anlamda çok büyük bir tane kuş uçuracağız. Karşıdan gelen gök, erkek, iki kardeş. Bir tanesi de burada. Son yıllarda uçurduğum, başlattığım, taklaya takılmayan, gezmeyi bilen, atmayı bilen, takla dönmeyi bilen çok profesyonel kuşlar. İşimiz Moldova'da bir abimden hediye geldi. Emanet kuş. Hediye demeyeyim, emanet. Murat abimin emanetidir. Bir tane de çok güzel bir yaşlı bir erkeğimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz damızlık kümesinde 19-20 yaşlarında bir erkeğimiz var. O erkeğimizin ikisinin yavruları. Buradan Murat abiyi de tebrik ediyorum. Gerçekten kuşlarını çok iyi tanıyor. Özellikle bana söylediği dişiye hafif, esnek, taklasız kuş vur dedi. Gerçekten benim o elimde duran o 20 yaşındaki erkek çok temiz bir soy, çok temiz bir kan ama çok yavrusunu uçurduk. Yavrulara az taklalı ama atışlı, kaçışlı, sesli, soluklu, altyapıları çok güzel olan bir erkek. Bir 7-8 tane kadar yavrusunu uçurduk. Gördüğümüzü söylüyorum yani. Bu dişiyle de çok güzel uyum sağladı. Evet, bu arada Bozkirli takkalı büyük erkeğimiz gerçekten kendine gelmiş. İlaçların etkisi baya baya bir onu kendine getirmiş. Çünkü gerçekten dün kümesin içerisinde böyle üzgün, keyifsiz, küsmüş bir şekilde duruyordu. Aman 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 aman, miroların altındaki yavrular arkadaşlar, bunlar da böyle şımarmalara başladılar. Ölen erkeğimizin yavruları bozdumanlı perçemler. Bozdumanlı kirli perçemli var beyazın arkasındaki. O bozdumanlı perçemlerle bunların arasında 10 gün 15 gün yumurta farkı var. Evet arkadaşlar, abiler köydeki kuşlar için yapmış olduğumuz karışım inşallah bir 15-20 gün içerisinde etkisini gösterecektir. Bakın bu erkek, yani ben bütün heveslerim, umudum buydu. Yavruluğu güzeldi. İkelikte inşallah dedim güzel bir kuş seyrederiz ama tüye bakın. Evet arkadaşlar, abiler yayını da burada sonlandıralım. Bu yemlerle alakalı böyle bir video çekmek istedim. Özellikle Facebook, Instagram, YouTube yorum bölümünden olsun yazan genç kardeşlerimiz için de faydalı olur. Biraz bu yemler pahalı fakat vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Maksat bu kuşları uçurup keyif almak istiyorsak onlara da iyi bakmak gerekiyor.
Evet arkadaşlar, abiler hoşça kalın. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.